Evet arkadaşlar merhaba. 20 Mart 2020 Cumartesi gündüz programı Adana at yarışları ve altılı ganyan tahminlerinde tekrar beraberiz. Bugün tam 7 koşuluk bir program var karşımızda. Altılı ganyan da tabii ki ikinci koşudan itibaren başlıyor. Burada saat 3'te başlayacak olan bu maiden koşuyla 4 yaşlı Araplar piste çıkacaklar. 1900 metrede. Ve kozlarını paylaşacaklar arkadaşlar. 8 tane safkan burada. Bir araya geliyor. Evet arkadaşlar, burada bizim bir tekimiz var. O da diğerlerine oranla daha fazla şans tanıdığımız ve bu koşuda kendisini tanıyan jokeyli Muhammed Özdemir'le start alıp artık kazanmasını beklediğimiz 1 numara Atik Yıldız'ı biz banko olarak öneriyoruz arkadaşlar. Ha, diğer safkanlar var mı? Var. Ama biz banko hakkımızı bu sefer inanıyoruz ve birinci ayaktan 1 numaralı Atik Yıldız'ı banko olarak öneriyoruz. Diğer sizlerin de atı varsa ona göre değişiklik yaparsınız tabii ama bizim inancımız o doğrultuda 1 numaralı Atik Yıldız'ı bu sefer kazanacaktır. Evet. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağını üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman burada 15.30'da başlayacak bu mücadele. Şartlı 3 koşu, 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. Birinciye 45.500'ün ikramiyenin verildiği bir koşu izleyeceğiz. Günün en sakıncalı koşularından bir tanesi, en karışık koşularından bir tanesi bu arkadaşlar. Burada tam 5 tane safkana yer veriyoruz. İlk adımız 5 numaralı Popüler City Ahmet Çelik'le. Tabii ki burada bas bas bağırıyor. Beni tek atın, beni tek atın diye. Ama biz o kadar da emin değiliz. Hani gelir mi? Gelir tabii. İlk atımız 5 numara. İkinci atımız 3 numaralı Power Rhythm. Burada Burhan Kılıç da. O da çıktı ilk koşuyu kazandı. Ve burada Popüler City'nin rakibi. 9 numara Perihan'a. O da Mehmet Ali Çelik'le arkadaşlar. O da Popüler City ve Power Rhythm'in rakibi. 6 numara Latif Baba Müslüm Çelik'le. O da Popüler City, Power Rhythm ve Perihan'ın rakibi. Yani böyle zincirleme rakipler birbirlerine bunlar kenetlenmiş durumda. Ve son olarak da günün bombasını burada yapacak olan hiçbir şekilde artısı olup eksisi olmayan bir safkan var. O da 7 numaralı Cülük Uğur Temurlu arkadaşlar. Cülük'ü de kuponlarımıza ilave edelim. 5, 3, 9, 6 ve 7 şeklinde bu şekilde bir üçüncü koşu, ikinci ayağa geçmiş olalım diyoruz. Evet, dördüncü koşuya geçtiğimiz zaman üçüncü ayak, altılı ganyanın üçüncü ayağı burada handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte çıkacaklar. Evet, toplam 12 tane safkan burada start alacak. Bu 1400 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada da tam 4 tane safkana biz yer verdik. 4 tane safkan burası için yeterli. 10 numaralı Nala Koşan Mehmet Salih Çelik'le ilk atımız arkadaşlar. Evet burada ikinci atımız Savaş Bey, 6 numaralı Savaş Bey. Kuanpo ile yapmış olduğu mücadele vardı. Biz burada Kuanpo'yu kuponumuza dahi almıyoruz bugün arkadaşlar. Savaş Bey burada starttan çıkıp bir şekilde ilk ikiye gireceğini de düşünüyoruz açıkçası. Plase oynayan arkadaşlar Savaş Bey'i burada tek daha atabilirler. 10 numara Nala Koşan'dan sonra ki bizim ilk atımız 10 numara Nala Koşan. İkinci atımız Savaş Bey 6 numara ve üçüncü atımız 3 numaralı Alaska. Burada Mert Gökalp Arslan'ın bindiği Alaska'da ses getirecektir. Her ne kadar son koşusu derecesiz gibi gözükse de bizim için bir anlamı yok onun. Ve son olarak da 12 numaralı King Atlas Ali Kaçmaz'la burada günün bombasını yapacaktır diyoruz. 10, 6, 3 ve 12 şeklinde arkadaşlar buraya geçiyoruz. Tabii ki kafasında soru işareti olanlar 7 numarayı da yazabilirler. Muhtemelen %23, %25 gibi AGF de çıkacaktır ona. Biz yazmıyoruz arkadaşlar. Kuponumuzu almıyoruz onu. Yani kendi kuponumuz da dahi olsa tek bir o kalsa almıyoruz. İnanmıyoruz çünkü o kuponun geleceğine.
Evet, 16, 3 ve 12 olarak buraya geçtik. Evet, 5. koşuya geldiğimiz zaman altılı ganyanın 4. ayağına geldiğimiz zaman 12 tane safkan burada start alacak. 3 tane de safkan burada var. Arkadaşlar 3 tane safkanı hemen size söyleyelim. İlk atımız 2 numaralı Burgaz. Çok şanslı. Resmen bas bas bağırıyor ben geleceğim diye. Bize göre alternatif Banko. Bu tip A3 ve grup koşularını Ahmet Çelik kazanmayı çok seviyor. Safkan'ın form durumu da çok iyi. Ama bu yarışta gerçekten bir hakkım böyle güzel bir koşu olacaktır. Ve bu koşuda iki tane ciddi rakip var. Bu Burgas'ın bizim gördüğümüz odur ki 8 numaralı Skyline Uğur Temur'la burada ciddi rakip. Ve aynı zamanda 4 numaralı Castle Rising'de Mehmet Akyobus'la ikinci ciddi rakip arkadaşlar. Burayı 2, 8 ve 4 şeklinde geçiyoruz. Ama tekrar ediyorum, delikanlı gibi yani bir hakkın koştuğu takdirde Burgas burada bu koşuyu kazanacak durumda. Alternatif banko arayanlar da 2 numarayı düşünebilirler burada Burgas. Evet, burayı 2, 8, 4 geçtik dedik ve günün 5. ayağına 6. koşuya geçelim. Adana'da. Evet, şartlı 5 bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre uzun metrajlı kum piste çıkacaklar. Burada 9 tane safkan bir araya gelmiş ve biz de 4 tanesini burada seçtik. İlk atımız 4 numara Alata Müslüm Çelik'le. Evet, ikinci atımız 6 numara Buji Ahmet Çelik'le. Üçüncü atımız Aybüke Nizamettin Demir'le arkadaşlar. Evet. Ve son olarak da bir numaralı barikat diyoruz. Saadettin Boyraz'da. Arkadaşlar normal şartlar altında yeri olanlar bu ayağı kapatmalarında yarar var. Bir şekilde burada bakın Vint'in, Carnelian'ın, Şüşü'nün ve Eloy'nin dahi devreye girme durumları var. Onu söyleyeyim size. Ama biz burada seçtik 4 tane atı. Yani 9 atın 4'ünü seçtik. Misli yapmak isteyenler belki olacaktır. Çünkü zannedersem 16 liralık bir kupon var. Karşımızda 16 liralık. Bu da yeteri kadar size de yer sağlıyor. Kendi adınızı yazmak için diyoruz. Burada 4, 6, 9 ve 1 şeklinde bilhassa Saadettin Boyraz da barikata biniyor. Orada kumcu bir safkan görüntü itibariyle. Apru yavrusu. Tabii ki burada yeri olanlar mesela 5 var. Beyond Expectation Lüksör temsilcisi. Yani dediğim gibi çok karışık bir ayak bu. Tabela ayağı. Bu ayağı mümkün mertebe çok at yazmanızda yarar var arkadaşlar. Biz 4 tanesini yazdık. 4, 6, 9, 1 dedik. Evet. Şimdi 7. koşuya geçelim. 7. koşu burada handikap 15. 4 ve yukarı Araplar diye geçiyor burada. 1400 metre kum piste çıkacaklar tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada hemen hemen herkes tabii ki 1.15 falan da oran çıkacaktır bu 7 numaraya. Bu Poyraz'ın Ahmet Çelik'in bindiği günün favorisi. Yani aynı zamanda sürdürek favorisi ve banko tabii ki adayı. Tamam, bizim ilk atımız bizim bankomuz değil. İlk atımız bizim 7 numara Poyraz'ım arkadaşlar. Arkadaşlar bankolara bağlı kalın. Tamam, onda bir sıkıntı yok ama eğer gerçekten altılı ganyandan para kazanmak istiyorsanız sürdürek teklerin de rakiplerini çok iyi tanımanız gerekiyor. Ve onlara da bir şans vermeniz gerekiyor. Ki eğer gerçekten inanmıyorsanız tabii ki atarsınız 7 tek Poyraz'ımı. Atarsınız yani. Sonuçta onda bir sıkıntı yok. Burada tabii ki bizim 7'nin yanında 2 tane atımız daha var. Bunların bir tanesi çok güvenli bir safkan var. Gerçekten ciddi rakibi. O da 3 numaralı Moskova Ateşi arkadaşlar. Vedat Demir'le. Kuponlarınızda olmasına yarar var. Tek atmayacak arkadaşları. Ve son olarak da 9 numaralı Baba Hakkı Uğur Temur'la burada. Hiçbir eksiği yok. Fazlası var. Eksiği olmayan 2 tane safkan bunlar. 3 numara ve 9 numara diyoruz burada. Artı burada size iki tane daha yani buraya çok fazla at bunlar az bize biz başka daha ne yazabiliriz bunlar yeterli değil derseniz eğer size iki tane daha at önerebiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Yaşarcık yavrusu Feyat Baba.
Yani şöyle söyleyeyim, son koşusunu kazanmış zaten ama bu yaş aracın orijinin itibariyle kısacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve arkadaşlar bir numaralı Mehmet Akgöz'ün bindiği, o da Sancak Bey'i yavrusu, Asrasyat. Arkadaşlar olur. Burada sahibi de Ali Çelik zaten. Gördüğünüz gibi burayı da bu şekilde geçiyoruz. 7-3-9 ve yeri olanlar arkadaşlar burada 6 ve 1 diyoruz artı. Evet arkadaşlar, Adana ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Hiç de fena olmayan program var. Yani burada tekleri eğer düşürürseniz, yani günün tekini düşürdüğünüz takdirde, diğer yerlerde de 12-13 çıkan yan hatlar geldiği takdirde nereden baksanız 10-15 bin liralık bir altıdan bahsediyoruz burada diye düşünüyoruz. Tüm bu geniş ayrıntılara web sitemiz www.maxsporttahmin.com adresinden de rahatlıkla ücretsiz üye olarak ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımıza da hoş geldin diyelim bu arada. Rahatlıkla ücretsiz üye olmanız da şu şekilde oluyor. Üye ol butonuna bastığınız zaman ad, soyad, kullanıcı adı ve geçerli bir email adresiniz olması lazım ki aktivasyon yolladığımız aktivasyon emailini açıp orada onay vermeniz gerekiyor ve linke tıklamanız gerekiyor. Daha sonra kullanıcı adı ve parolanıza rahatlıkla yararlanabiliyorsunuz tahminlerimizden. Bu arada katıl butonumuz var YouTube'da, YouTube kanalımızda. Buradan katıl butonuna basan ve katıl butonunla premium üyelik alan arkadaşlara da WhatsApp hattımızdan birebir kontak kurma imkanı tanıyoruz 3 ay boyunca. Değişen hatlar olsun, işte çıkan hatlar olsun, değişen hatlar, değişen jokeyler ve çıkan hatlar ve ikili, üçlü birçok bahis şekillerini tavsiyemiz oluyor tabii ki. Bilhassa biliyorsunuz 24 saat evvelden yaptığımız için son 1-2 saat içerisinde birçok şey değişebiliyor. İmkanı olan arkadaşların kullanmasında yarar var arkadaşlar. Bu konuda açıkız. Bize ulaşırlarsa biz de onlara ulaşırız. Evet. Adana için söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. İyi bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şanslar arkadaşlar.